Mustafa Evyapan 600 evlere, fakirlere yer verdi. Sattı 25 kuruşa, 30 kuruşa. Anlaşıldı mı? Şeyi yaptı. Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi anlatacağım. Mustafa Evyapan Devlet Demiryolları'nı mahkemeye verdi. Mahkemede istasyondan aşağıki istasyonun ikisinin arasında ne kadar maden döküyorlar, mal koyuyorlardı eskiden. Anlaşıldı mı? Onlar bedava kullanıyordu. Mustafa Evyapan geldi, onlar hepsine para çıkardı. Onun için gittiler Menderes'e, ağırlık yaptılar, bandırma zenginleri. Mustafa Evyapan'ı ikinci reyini koydurmadılar. Yani neden mi oldu? Belediye reisi yukarıdan ezdirdiler. Bu zenginler yaptı. O tarihteki bandırmanın zenginleri. Anlıyor musun? Bir daha çünkü yaptırmadım. Para alıyor, bunlar alışmış bedava. Ardiye diye kullanıyorlar demiryollarını. Onlardan para alınca ters geldi Mustafa Evyapan. Gittiler onu şikayet ettiler. İkinci sefer koymadı. Ama üçüncü sefer otomatikman koydu. Kazandığı gecede vefat etti. Kalp krizi geçirmiş. Ha, kalp krizi. Tamam. Evet. Mustafa Evyapan o. Nasıl yapıyordu bak. Yolda bakıyordum Mustafa Evyapan ve ihale yapmış yolu değil mi? Eski belediyenin şehir içi yolları. Şerit metreyi böyle batırırdı. Şerit metre, tahta metreyi. Müteahhite böyle derdi. Bak bu 300 milimetre ya da 30 santim. Kumdan az olursa paranı ödemem derdi. Kendi kontrol ederdi. Gelir gelir bakardı. Mahallelerin arasında çeşmeler vardı. Çeşmecinin kafaya bastonla böyle vururdu. Bak bu çeşme akmazsa senin işin biter, çıkarsın belediyeden. Bu çeşmelere bakacak. Hep bugün kontrol edeceksin o çeşmeleri. Sonra giderdi tatlı suda dağlara. Kuranaşı yeni kaynak arardı. Su kaynağı. Bunlardan kimden haberi var? Belediye reisi bandırma Evyapan'dan sonra görmedi. Şeker fabrikası tarihsel yapısıyla Susurluk diye yeri bandırmadır. 1920'lerde yapılmış olan planlamada. Onu Balıkesir kendini almak istedi. Baktı ki Balıkesir'de ne derler ona, arazi, ovalar, ekim sahası değil. Esasında ekim sahası Biga, Gönen, Manyaz. Onun için alamadı da kendi, bandırmayı da yaptırmadı. Gitti fabrikayı Susurluğa koydular. Balıkesir'in oyunları bunlar. Kapalı çarşıyı nasıl yaptı biliyor musun? Devletin parası yok. Devletin parası yok, çarşıyı yaptı. Allah razı olsun, Endüstri Meslek Lisesi'ni açan adamdır. 1950'de lise açıldı. Aynı tarihte bizim okulumuz açılamıyor. Neden? Taşıyacak olan yok, para yokmuş. Ya bütçede anlaşıldı, bir daha seneye kaldı. Mustafa Evyapan araya girdi, bana lazım diye dedi. Yeter bana söz versinler, bir ay zarfında taşıyacağım dedi. Bir ay zarfında okulu taşıdı ve karşı taraftan da o sözü aldı. Bir ay sonra biz okula başladık, o bir ayı da bakanlık kabul etti. Onu ettiren de Mustafa Altay, Allah razı olsun ondan. Bu okulu açan da ondur, Sanat Okulu'nu. İlk mezunum, evet. Endüstri Meslek Lisesi'nin ilk mezunuyum. Benim gibi ilk mezunlar birkaç tane kaldı ama onları da birbirimize ulaşamıyoruz. Benim adım Yılmaz Yaman. Sanat Okulu'ndayken 75, Endüstri Meslek Lisesi'nin 161. Numara. Beni tanırlar, Yılmaz Yaman dedirme. Çünkü hepsinden büyüktüm ben. Geç gittim okula çünkü. Terzi kalfasıydım. Terzi kalfa oldum, bıraktım terziliği. 17 yaşında orta mektebe başladım. Bugün anlaşıldı. Allah razı olsun. Sanat Okulu'nun eski yeri neredeydi? Açılmadan önce eski yeri. Eski yeri şeydeydi. Buradan doğru çıkıyorsun. Kurtuluş Caddesi var ya, evet. Onun bir arkasında. Sanat Okulu'nun orada bir ahırın içinde. İyiydi. Ahırın içinde tarhana tezgahı vardı. Bışkı yapıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Ondan sonra okul bitti, kaldık. Sonra Mustafa Evyapan geldi, kurtardı bizi.